Merhaba arkadaşlar, ben Erdem. Bugün sizlere Don't Starve Together adlı oyunu incelemesini yapacağız yoldaşlarımla beraber. Öncelikle sizlere oyundaki karakterleri tanıtmak istiyorum. Wilson gördüğünüz ilk karakter. Bu karakter diğerlerinden farklı olarak sakal bırakıyor arkadaşlar. Sakal bıraktığı için sakalları tıraş bıçağıyla kıt kıt kesiyorsunuz ve heykel yapıyorsunuz. Heykelden ölen arkadaşlarınız falan olursa onlar tekrar doğabiliyorlar heykelden. Bu tatlı şeker kız Willow. Bu da size özel bir eşyayla başlatıyor oyun sizi. Elinde minik bir feneri var. Karanlıktan korkuyor bu karakter. Karanlıkta o fenerle gezebiliyorsunuz geceleri. Zaten oyunda göreceksiniz. Aynı zamanda kötü tarafı var. Oyunda kafa bir yerden sonra gidiyor arkadaşlar. O kafa gittiği zaman bu Willow tatlı şeker, şekerliğe bakın. Onun da etrafını yakmaya başlıyor. Bu Wolfgang inanılmaz bir karakter. Çok güçlü. Kafası falan büyüyor oyunda. Enteresan bir arkadaşımız. Çok eğlenceli oynaması ve güçlü. Can değeri olsun, açlık değeri olsun. Güçlü bir arkadaşımız. Gelelim Wendy'ye. Wendy Abigail isimli bir ruh çıkartıyor yanında ve sizin yanınızda savaşmasını sağlıyor. Çok fonksiyonel yani. Güzel, o kullanabileceğiniz bir karakter. Mekanik arkadaşımız VX78 modeli bu. Bu model arkadaşımız yıldırımlarda deşarj olup makina parçaları yiyerek de kendini çok çok güçlendirebiliyor. Can değeri çok çok üst düzey oluyor. Ama aynı zamanda metal olduğu için yağmur denk geldiği zaman da kafa sağlığı çok ciddi şekilde düşüyor. Ve bu menopoz teyze, isminden anlaşılacağı gibi, hani özel kitaplar çıkarabiliyor bu teyzemiz ve çok işinize yarayacak şeyler yapabiliyorsunuz bu karakterle. Kafa sağlığı değeri en yüksek karakterlerden biri. Ve şimdi yavaş yavaş ben tabii ki Willow'la oynayacağım, bu tatlı şeker kızla. Bana oynadığım başka bir oyundaki bir karakteri hatırlatıyor o yüzden. Evet, oyunumuza başlıyoruz. Bu arada tanıştırmak istediğim biri var sizi. Oo, akşam olmuş, o kadar bekledik, tanıtım yaptık, akşam olmuş. İki arkadaşımla beraber oynuyorum. Halil ve Kaan. Halil birazdan girecek. Eğer buralardaysa. Aa, Chester. Chester buldum. Çok iyi. Chester arkadaşlar depolama sağlıyor size. Bu arada akşam olduğu için hemen gerekli malzemeler. İlk iki gün malzeme topluyorum ben arkadaşlar. Size de bunu öneririm. Bu çakmak taşlarını ve samanları ve dalları özellikle toplamaya çalışın. Çünkü bunlarla balta, kazma, kürek gibi önemli eşyalar yapmanız gerekiyor. Odun toplamak için baltamızı yakıyoruz. Çünkü ateş yakmamız gerekecek. Uzun gün bitmek üzere. O yüzden hemen ateş yakmamız için gerekli eşyaları topluyoruz. Edersiniz. Arkadaşlar, bu böğürtlenleri toplayın çünkü o akşam olmak üzere. Geldim, hoş geldin. Ben. Gel. Hemen ateş yakalım. Arkadaşlar, karanlıkta kalırsanız ölüyorsunuz. Karanlıkta kalmamaya dikkat edin. Ali, Chester buldum. Daha Allah ilk. Valla çok şanslıyız. Aynen. Ve çok yakınlarımızda da örümcekler var. Bu da iyi işaret değil. Nasıl aldın hep? Daha açamadım ki, girdiğimde akşamdı. Ne yazık ki pek
tanıtma imkanım olmadı. İkinci gün olsun bir. Daha çok yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar ben size birkaç ilk gün taktikleri vermek istiyorum. Daha önce birazcık oynama imkanımız oldu oyunu. Tavşan bölgeleri var. Böyle samanlı mamanlı yerler. Oraları tercih ediyoruz bölgemizi kurmak için. Neden derseniz tavşanları tuzaklar yaparak yakalıyoruz ve yemek pişirmemizde çok... Bir git buradan ya. Pislik. Seninle mi uğraşacağız? Arkadaşlar örümcekleri daldığınız zaman bunlar şimdi örümcek yuvaları oluyor. Onlar bir kat. Önce bir katla başlıyor oyunun başında. Sonra iki kat ve üç kat diye devam ediyor. Kat arttıkça tabii oradan çıkan yaratıklar şurada gördüğünüz üzere. Ve benim karakterin güzel yanı bu size söylemiştim. Özellikle o şey çakma. Bu çakmakla onları yakabiliyorsunuz. Birkaç normal atak yapmak suretiyle. Evet bakın. Gördüğünüz gibi burada bir çimenlik arazi var. Eğer büyükse buraya hemen mini mini yuvamızı kurabiliriz. Bir şöyle tavşan şeylerine bakalım. Yeri gelmişken görmüşken söyleyebilirim. Bakın bu çiçekler. Kötü çiçekler. Bunları yanında durduğunuz zaman şu kafa sağlığınız azalıyor arkadaşlar ve bir yerden sonra değişik şeyler görmeye başlıyorsunuz. Halüsinasyon değil. Sonra da o halüsinasyonlar, gördüğünüz halüsinasyonlar size saldırmaya başlıyor belirli bir düzeyi düştükten sonra. Bunları toplarsanız eğer de 5 değer azaltıyor. 5 birim azaltıyor. Dediğim gibi ilk 2-3 gün biraz sıkıcı arkadaşlar. Çünkü daha çok toplama üzerine. Ana malzemeler, ana materyalleri toplama üzerine. Sıkıcı. Gayet sıkıcı. Çok sıkıcı artık yani. Bu kadar da olmaz. Mecburen. Aa ben ne yapacağımı unuttum. Şu yeri gezecektim. Oyunda çok fazla yapmanız gereken, daha doğrusu yaparsanız çok daha rahat ilerleyebileceğiniz, çok daha fazla gün hayatta kalabileceğiniz şeyler var. Bunları geri geldiği zaman sizlere anlatmaya çalışacağız. Ben ve yoldaşlarım olarak. Burası güzel. Halil bak buralar güzel. Gayet tavşan. Tavşanlar bol. Evet evet tavşanlar bol burada. O zaman hemen merkezi bir yer seçelim orada. Tamam şu çimenlik arazide olabilir. Hemen geliyorum. Aha, şeyin... için kurayım. Tamam. Arkadaşlar bilim makinesi kurmanız gerekiyor. Öncelikle size söyleyeceğim hemen anlatacağım. 2 tane altın, yok 1 altın, 4 galas ve 3 tane taşla. Bunun sayesinde daha fazla eşya yapabiliyorsunuz hayatta kalmak için. Ve size önemli bir bilgi vermek istiyorum. Bu ağaçlardan Yüzüklerin Efendisi'ndeki ağaç sakal çıkıyor arkadaşlar. O çok tehlikeli, çok dayanıklı. Vur vur vur. Evil çiçeği topladık. Kötü oldu, kötü çiçeği topladık. Çok dayanıklı. Zırhınız yoksa, zırh yapmayı da ileride göstereceğiz. Zırhınız yoksa çok ciddi hasarlar verip sizin ölümünüze sebep oluyor. Aynı zamanda saldırırsanız... Çok güzel mekana gelmişiz abi. Aşağı kısımda atlar da var. At, ciddi misin? Evet. Tamam. Kaldım, nerede kalmıştık? Ha evet, kafa sağlığınız düşüyor. Vurmaya çalıştığınız zaman eğer öldüremezseniz kısa zamanda oyunda değişik silahlar var, daha güçlü. Biz önce mızrakla başlayacağız. Ah deli. Ve bu hindiler benim başımın belası arkadaşlar. Her yerden çıkıp sizin böğürtlenlerinizi yiyorlar ama onun da taktiği var. Şu anda gösteremeyeceğim çünkü bir silahım yok. Mızrak yaptığım zaman o hindi hiç o çiçeğin içinden çıkmamış
olmayı dinleyecek. Bunları vereyim abi ben sana. Teşekkür ederim. Sağ ol Halil. Şimdi hemen şurası neresi olsun tam olarak? Halil. Çok da içeride olmaması. Tamam, çok da içeride olmasın diyorsun. Her zaman yaptığımız gibi. Ben çok da o tarafa yanaşmıyorum. Ağaç şeyler o tarafta, patlar o tarafta. Hı-hı. Çevresini geziyorum. Şu haritamıza bir bakalım. Şöyle şurayı iyi bence. Evet, makul. Şurayı, şu ağacı bir kazıyalım. Kökleyelim o ağacı. Bunlar zaten kürekli. Aynen aynen. Buraları toparlarız. Bir yer açarız oraya. Şimdilik şöyle bir kamp ateşi kuruyorum. Arkadaşlar o çıkan ağacı da, bahsettiğim ağacı da hiç savaşmadan durdurmanın bir yolu var. Şu gördüğünüz kozalakları ağaç çıktıktan sonra yere ekmek suretiyle, kaç olduğunu bilmiyorum, değişiyor. Yeri geldiğinde 10 tane dikmeniz gerekiyor. Dikişini de göstereyim. Şu şekilde dikebiliyorsunuz. Bu sonra büyüyor. O şekilde durdurmanız mümkün. İlk 3 gün çıkmıyor bu ağaçlar. Hiçbir şekilde çıkmıyor yani. İsterseniz 3 gün boyunca katledin ağaçları, hiçbir şekilde çıkmıyor. Ondan sonra şansa bağlı olarak oyunun değerleri var. Tam hatırlamıyorum ama %1,5 ya da %2,5 oranında çıkma ihtimali var her kestiğiniz ağaçta. İleride size ağaç kesme taktikleri de göstereceğiz. Çok inanılmaz hızlı bir şekilde ağaçları kesebiliyorsunuz arkadaşlar. 4-5 kişilik bir ordu şeklinde ağaç katliamı yapıyorsunuz. Çünkü şimdi ağaç çok ihtiyacınız olmayacak belirli malzemelere, ama kış geldiği zaman gerek yakacak olsun, gerek gelen saldırılar olsun. Oynayan arkadaşlar bilir. Oynamayanlar için de hatırlatalım. Kurtlar geliyor belirli zaman aralıklarında. Onlar da 6. günden sonra rastgele gelmeye başlıyorlar. Çok seri bir şey. Oo, gece oldu. Koş 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 koş. Ben hemen alevimi alayım. Ateşi biraz görüntüleyelim. Unuttuk bak, şey yapmadık. Acemiliğimize geldik. Science Machine kuralım abi. Science Machine hemen kuruyorum. Nereye? Tam olarak şurayı gibi. Şu bulunduğum yer. Evet. Arkadaşlar bu kurduğum kamp ateşi şu ilk sıradaki. Ateş söndüğü anda yok oluyor. O yüzden biz bölgemize taşlı olandan yapacağız. Sönüyor ama çevresinde taşlar orada bulunmaya devam ediyor. Biz oraya ateş attıkça, bu arada acıkmışım ben birazcık. Ooo, 26 tane böğürtlen. Karnın aç mı? Ben topladım biraz bir şeyler. Tamam, sen topladıysan başım çaresine bakarsın. Burası kurtlar sofrası. Evet, haftaya izliyorum. Arkadaşlar ilk günlerde flint adında, yani çakmak taşı. Bunlar önemli. İleride taş yerleri var. Arayacağız mesela. Aa, burada var. Vallahi çok şanslıyız ha. Görüyorsunuz arkadaşlar haritada. Bunlar taş. Hunharca taş var yani. Buralardan kestikçe zaten her kestiğinizin içinden birer ikişer tane çıktığı için çok sıkıntı olmuyor. Ama oyunun başlarında toplamakta fayda var. Şu dalları İçeriye attım abi, yakacak tamam. Olarak doğmuşsun. Ben taş çıkarıyorum. Tamam. Kamp ateşi yapalım. Ocak için. Şimdi arkadaşlar bu böğürtlenleri burada pişiriyorsunuz ama verdiği can değeri düşük. 3 verir, 5 verir. O yüzden ocak yapacağız. Bu ocaktan sağlayıp daha yüksek can değeri veren yemekler yapacağız. Karnımızı doyuracağız. Çatır çatır yiyeceğiz. Kürdan yapmamışlar. Kürdan olsaydı en azından dişlerimizi falan karıştırdı. Dişimin arasında kalıyor. Arkadaşlar bu kömür yapmak için ben de tabii ki özel çakmağım olduğu için yakabiliyorum. Şu çevresindeki şeyleri
toplayın ki yanmasınlar. Yanıyorlar çünkü. Kömür böyle ağaçları yakıyoruz arkadaşlar. Ah bak yandı. Yanma dedim, yanmayaydın. Su getirin. Bu şekilde yanıyorlar ve baltamızla bunlar küre dönüştükten sonra. Bu arada bu külleri de toplarsanız sizin için iyi olur. İleride çok lazım olacak. Can bedeliniz ciddi anlamda azalacak. İşler yapacaksınız çünkü ileride. Biz de yapacağız. Kömür yerim yok. Atacağız kraliçe. Örümcek ağları oyunun birçok safhasında işinize yarayacak. O yüzden örümcek ağlarını mümkün olduğunca iyi kullanmaya çalışın. Bayağı da malzeme var ha sürekli. Malzeme evet. Çıkıyor evet. Şunu hemen bapslayalım buradan. Hayır! Hayır! Güzelim balık bozulacak. Gitti. Vallahi gitti. Ateşin olduğu yere taş bıraktım abi. Oradan. Taş bıraktın mı? Tamam, teşekkür ederim. Trap için biraz malzeme topluyorum. Hı hı. Trap yapacağım, onu da göstereceğim. Ama öncelikle ocağımızı bir yapalım. Sonra trap yapımı ve tavşan avlamayı göstereceğiz. 6 tane mi gerekiyordu ocak için? 6 tane. 5 tane varmış. Şunu toplayalım. Boşa gitmesin. Çiçeği de alalım oradan. Bunu da yapalım. Arkadaşlar bunların içinden şu gördüğünüz şeylerin içinden mantar çıkıyor. Mantarlarla değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Lakin çiğ yeme ve pişirme olayları olduğu için çiğ yediğiniz zaman çok inanılmaz şekilde tesir eden mantarlar var. Kafa sağlığınızı yarı yarıya düşüren mantarlar var. Onları da yeri geldiğinde size gösteririz. Arkadaş ne şeymiş, burayı yaksam. Aha örümcek. Güzel örümcek de bulduk. Şöyle etrafında çimen mümen olmayan, çünkü bu ham maddelere ihtiyacımız olacak ileride. Ben bir kazma yapamıyorum. Aynı konulara ekebiliriz. Bir gün sonra zaten ağaç haline dönüşüyor ya. Onları yakıp aslında kömür elde edebiliriz. Yani çok mu beklemiş oluruz? Yok, çok tutmuş. Aa bak, zaten benim ektiğim çıkmış hemen. Hemen şunu ver ateşe. Yarıyorsun Fuat abi. Hemen buradan az evvel bahsettiğim taştan kamp ateşimizi yaptık. Bu artık sürekli sabit orada duracak. Ve haritada da çıkıyor arkadaşlar. Mesela yerinizi kaybettiniz. Hemen haritayı açıyorsunuz. Haritada bayağı büyük gördüğünüz gibi. Bu simgesi çıkıyor. O simgeye doğru giderseniz kaybolmazsınız. Akşam oluyor. Bu arada bu karakterin en tatlı ve benim en sevdiğim özelliklerinden biri. Ateşin yanında durduğu zaman arkadaşlar hop 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 kafa sağlığı artıyor. Bu yönüyle sevdiğim bir karakter. Biraz dayanıksız. Can 120-130 muhtemelen. 130 canı var. 140 da açlığı var. 120 de kafa sağlığı. Çok daha dayanıklı Strongman mesela size söylemiştim. Onun can bedeli 300'dü yanlış hatırlamıyorsam. Ve yemek yedikçe artıyordu sanki. Nasıldı Halil? Açlığa göre can değeri düşüyor. Maksimum açlığı olduğu zaman yerden olan 300 can oluyor. Evet. Kafası falan büyüyor böyle. Çok sevgili, enteresan bir arkadaşımız. Şunları hocam sana tutayım abi. Efendim? Şunları veriyorum ben sana. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar hemen trap yapalım. Tam gece olmadan size gösterelim. Chester'a atalım, yerimiz olmuş. Şu şekilde trap'imizi yapıyoruz arkadaşlar ve bu tavşan deliklerine koyuyoruz. Tavşanlar yakalanıyorlar ve biz de onları yakalanmış halde, ölmüş halde değil arkadaşlar, yakalanmış halde buluyoruz. İleride onların stoklamasını yapacağız zaten. Onları da göstereceğiz. Şimdilik 4 tane yeterlidir. Çünkü çok saman, 6 tane saman harcıyor.
Saman kolay bulunmuyor. Balyası kaç para? Dolar da arttı artık. İnanılır gibi değil. Çok pahalı. Şimdi dönelim. Ne yapacaktık? Ocak yapacaktık. Evet. Bir ocak yapamadım. Bana bir ocak yaptırmadın abi. Nereden yapıyorduk onu? Ben nerede duruyorum ki? Burada yapmayacak öyle. Kokpot. Evet, bize bol miktarda taş lazım. Taş var mı? Ne kadar ihtiyacım? Cut stone yapmak için 3. Aa, yok yok yok, tamam. İhtiyacımız yok. Evet arkadaşlar, bol miktar burada görüyorsunuz yapabileceğiniz envai çeşit eşyalar. Bu eşyaları yeri geldiğinde ihtiyacımıza göre sizlere anlatacağız. Şimdi ocağımızı şöyle şuraya kuralım. Ve oyunda arkadaşlar bozuluyor gördüğünüz gibi. Bu yeşil simge gitgide azalacak, sonra sarıya düşecek, en son kırmızıya düşecek. Yerseniz canınız, kafanız, her şeyiniz azalıyor. Yeşil yani taze tutmak gerekiyor. Bu yüzden buzdolabı yapacağız. O Halil kardeşimizin söylediği atlara gideceğiz birazdan. Mekanik atlar. Boing 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 zıplayan arkadaşlar. Onları keseceğiz. Tabii şimdi değil. Onlar için zırh gerekiyor. Zırh ve tabii ki mızrak. Bu çiçekler, topladığımız çiçeklerle arkadaşlar kafa sağlığı düşen arkadaşlar 12 tane bu çiçeklerden biriktirip şu gördüğünüz şapka panelinden bu garland, yani kafalık yapabilir, yapıp dilim dönmedi, affedersiniz. Sabahları sabah olunca kafa sağlığınızı iyileştiriyor. İyileştirici etkisi var. Bakalım, henüz yakalanmamış. Bu arada kuafil. Kuafil arkadaşlar, size kışın ihtiyacınız olan kış geldiği zaman mont yapımında kullanılıyor. Onu da yeri geldiğinde göstereceğiz. Ben ne yapacaktım? Ne yapacağımı unuttum. Yavaştan ben de oduna gireyim. Şöyle biraz odun biriktirelim. Hem kutu yapımında odun gerekiyor, hem de yemek yaptın mı? yemek yapmadım. Tavşan yakalanmamış henüz. Ama istersen böğürtlenlerle, 4 tane böğürtlenle değişik şeyler yapabiliyorduk diye hatırlıyorum. 4 böğürtlenle böyle böğürtlen yemeği çok şey doldurmuyor ama can. Çok sıkılıyorum. Birazcık ilerlemek için bunları yapmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu tarz ham maddeleriniz, ana ham maddeleriniz olmadığı zaman diğerlerini ne yazık ki kullanamıyorsunuz, onlara erişemiyorsunuz. Büyük ağaçlar dediğim gibi bu an üçüncü gün olduğu için çıkmayacaktır. Ağaç sakal ama. Yo, dördüncü gündeymişiz. Ha. İşte çıkmayacaktır ama çıktığı zaman büyük boylar çıktığı zaman çok tehlikeliler. Hem çok dayanıklılar, hem çok vuruyorlar, hem çok kafa sağlığı götürüyorlar. Külliyen zararlı. Keşke şöyle 5. 6. gün çıksa da size göstersem nasıl yok edipse. Aa, kuru biş geliyor bir tane. Evet, kuru bağlar çok son derece sinir bozucu evet. Karakterlerden biri. Dilini uzatmak vasıtasıyla böyle dilini uzatıyor arkadaşlar ve üzerinizdeki eşyaları düşürüyorlar. Hemen gösterelim. Çok canımı da almasın, bir kere vursun yeter. Gel buraya, gel. Gel buraya. Kaçamazsın, Chester'ıma dalma. Vur bir tane. Aa, gördüğünüz gibi düşürdüm. İyi de vurmuş. 10 vurmuş. Tamam abi. Boşuyorum seni. Yürü git buradan. Keşke yapmasaydım. Peşime takıldı.
Evet, peşimi bıraktı. Yani tavşan yakalanmış. Tavşan yakalanmış mı? Evet, hemen arkadaşlar gösterelim. Bazı oyundaki arkadaşlarla, bu videoyu çekmeden önce oynadığımız arkadaşlar vardı. Şu Trevi'yi yerleştirdim. Onlar köfte diyorlar bunun ismine. İnternetten bakmak lazım. Tam olarak ismini bilmiyorum ama son derece can dolduruyor. Bu şekilde öldür diyoruz arkadaşlar. Ve etimiz çıkıyor. Şu şekilde. Tarif değişebilir. Bunun yerine canavar eti de geri geldiğinde bunları da göstereceğiz. Ana malzeme ettir arkadaşlar. Şu et. Buraya mesela bir tane canavar eti koysanız şu şekilde. İki tane yine aynı şey çıkacaktır. İki tane böğürtlen. Ne bileyim, havuç, bir tane havuç koyabilirsiniz. Yine aynısı çıkacaktır. İşte ana malzememiz et dediğim gibi ve çok ciddi açlık dolduruyor. Bakın mesela 52-51 çıktığı zaman senin karnın aç mı abi? Benim biraz aç, evet. Tamam, ben göstermelik bir tane yapayım. Sonra sana da bir tane yapalım. Yakalanmışsa tavşan. Aha bak, yakalanmış, sana da yaparız hemen. Hop. Evet, yemeğimiz çıktı. Hemen biraz ateş körükleyelim. Bunları kullanmayalım da şimdilik. Bakın arkadaşlar. 47. 46 yiyorum. 108. Ne ediyor? 42, 108, 60. 6 mı? 60 küsür bir şey işte. 60 küsür canınızı dolduruyor. İleride ejder bitkisiyle yapılan çok inanılmaz bir yiyecek var. Onu da o zaman tarla falan kurmak gerekiyor onlar için. Gel bakalım şeker kız. İşte bu da senin karakter Wendy miydi? Wendy arkadaşlar Abidal çıkartıyor. Yanında bir tane ruh çıkartıyor. Çiçeği var. Çiçeğini göster. Halil. Çiçeğimiz bu. İşte çiçeğimiz bu. Buna açılmış bir... hali. Yemeği yiyebiliriz. Yemeği yiyebilirsin. Hemen yiyeyim. Bu arkadaşlar Abigail'in çiçeği. Buna kurban veriyorsunuz ve sadece bu karakter kullanabiliyor tabi. Wendy karakteri. Size bir ruh çıkartıyor. İkiz kardeşi yani. Oyunun zaten girişinde de yazıyor. İkiz kardeşi çıkıyor. Ölü ikiz kardeşi ve size yardım ediyor. Sizden kaçıyor. Mesela uzaklaşırsanız size doğru geliyor. Ona doğru giderseniz sizden kaçıyor. Enteresan. İki tane kız, anlaşamayan kız. Normal. Yani, ölüyor. Öldüğü zaman çiçeği kaybolmuyor, düşüyor. Tekrar ona kurban verip çıkartabiliyorsunuz. Ama bazı yerlerde başınıza bela olabiliyor. Özellikle bataklık gibi. Değil mi Ali kardeşim? Evet, öyle aynen öyle. Başınıza bela olabiliyor ama genel anlamda iyi niyetli bir arkadaşımız. Şimdi ben hemen kutu yapıyorum. Kutuda şimdilik kutu için bu kalaslar ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kalaslarla. Şuradan gelecektim. Evet. Kutularda 9 tane yer var arkadaşlar. Üzerimizdeki eşyaları buraya bırakabiliyoruz ki yerin yok diyor ve bazı malzemelerimizi topladığımız malzemeleri almamızı engelliyor. Şimdi ben log suite yapacağım ve atları bir keselim Halil. Ne diyorsun? Yani olabilir. Şu an aslında erken değil mi ya atlar için? Peki ne yapalım? Biraz daha erken gibi sanki. Tamam, ne yapalım o zaman? Ben biraz daha odun keseyim. Ya da şu çevredeki verileri şimdilik dokunmayalım. Biraz taş istedim. Aynı zamanda taş mı? Tamam. Ben bir de kendime sırt çantası yapayım. Aa evet, sırt çantası arkadaşlar. Onun da olayını söyleyeceğim şimdi. Survivor. Dört tane dal lazımmış. Arkadaşlar bu sırt çantasını yapıyorsunuz ve size ekstradan 8 tane
yer veriyor. Halil bayağı acıkmış, o yüzden 4 tane beriyi koymuş, kendine beri pastası yapmış. Arkadaşlar, bu backpack yani sırt çantası, zırh giydiğiniz anda zırhı giydiğiniz yere düşüyor arkadaşlar. Haritadan gözüküyor. Hani ah benim sırt çantam gitti nerede falan diye aramanıza gerek yok. Haritada görebilirsiniz. Zırh giydiğiniz anda sırt çantanız giydiğiniz yere düşüyor. O bilgiyi de vereyim. Birazcık odun kesiyorum. Zırh için. Dördüncü günde de bilmişim. Beşinci günümüz. Arkadaşlar, atlara daha gitmeyecekmişiz. Gerekli malzemeleri toplayıp atları gidene kadar ki kısma kadar videoyu çekeceğim. Sonra durduracağım ve ikinci bölüm hazırlıklarına başlayacağım. Ah evet, çıktı başımın belası. Hindi. Arkadaşlar, hindi hemen size hindi tuzağını gösteriyorum. Ama önce bir şey yapalım. 2 tane et düşüyor. Güzel yani. Evet, şu görüyorsunuz işte, bu psikopat yaratık. Gittiğiniz zaman kaçıyor. Beri gördü mü hunharca hızlanıyor. Bak, gördüğünüz nasıl hızlandı. Ve yok ediyor. Adeta yok ediyor. Hiçbir şey bırakmıyor geriye. Böyle arsız, böyle açgözlü bir yaratık ben görmedim. Hayatımda görmedim. Ben de çok yerim ama bu kadar değil arkadaşım. Biraz boğazına dikkat edeceksin. Büyüklerimiz ne demiş? Eline, beline, diline dikkat edeceğim. Gerçi alakası yok konumuzla ama. Evet, ne yapacaktık? Şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Mızrak ne lazımmış? Bize ip lazım. İp içinde şu. Evet, yaptık. Mızrağımızı da yaptık. Mızrağı hemen şöyle alıyoruz. Neredesin sen? Gel bakayım buraya hindi. Kaçamaz. Saklanabilirsin ama kaçamazsın. Buralara gelmemiş. Gelseydi bunları yerdi. Şöyle aşağı tarafa gitmiş. Bayağı da yemiş. Oy oy oy. Sömürmüş buraları. Neredesin? Ah, sesini duyuyorum. Evet, burada. Evet arkadaşlar, bunu yemek istiyor ama örümcekler yüzünden yiyemiyor. Şimdi hemen bakın, şöyle bir tane alıyorum. Şuraya koyuyorum. Açgözlü hemen gelecek. Bakın geliyor. Şöyle vurmak suretiyle. Ah, etini yedi, gel buraya. Anam. Örümcek hindi etini yedi. Vay vay üçkağıtçı. Vay vay adi. Pislik. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde hindileri öldürebiliyorsunuz. Gerçekten sinir bozucu. Gerek sesleriyle, gerek yaptıklarıyla sinir bozucu yaratıklar. Hemen et yapalım birazcık. Çünkü karnımız aç. Bakın, size az evvel söylediğim şekilde mesela canavar etiyle de yemeğimizi pişirebiliyoruz. Kış geldiği zaman arkadaşlar, bu böğürtlenler çok nadir çıkıyor. Az çıkıyor. Çıkma süresi uzuyor. O zamanlar hem canavar eti hem bu şekilde et, tavşan eti ya da hindi eti kullanaraktan yapabiliyorsunuz yemeklerinizi. İki böğürtlen harcamış oluyorsunuz yani. Daha çok tutabiliyorsunuz. Karnınızı tok. Devir cümle kurmayı pek sevmem ama bu seferlik böyle oldu. Şu an 31 adet taşım oldu. Daha fazlasını stekleyeyim mi? Bence gerek yok. Şu anda taşa ihtiyacımız, diğer malzemelere ihtiyacımızdan daha az. Ama eline sağlık. Emeğine sağlık. Sağlığına sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar, kuşlarla ilgili bilgi vereceğim. Kuşlar önemli, oyunda önemli yer tutuyor. Bomba yapımının malzemesi olan yumurtayı çıkartıyor.
çıkartabiliyorsunuz kuşlardan. Ayrıca tüyleriyle savaşma silahları yapabiliyorsunuz. Üflendiği zaman dart yani aslında. Dart yapabiliyorsunuz. Bu arada yemek koydum. Ben de 3 tane tavşan yakalanmıştır abi, onları aldım abi. Ha, tamam, şu chest tamam. Boşsa. Chest boş değil. 20 havuç. Oo, havuç cennetiymiş burası ya, bu kadar havuç. Chest'e mi atayım? Genelde çıkmaz. Var. Chest'e boş. Chest'e dolu. O zaman ben bir zırh yapayım. Artanıyla da. Tamam. Arkadaşlar zırh da işte şu şekilde yapacağız şimdi. Bunu da yapabilirsiniz ama bunların değerleri var, tam hatırlamıyorum şimdi. Block Suit, ileride Marble Suit ve bunun yapımını da göstereceğiz. Bu kapalı gerçi. Block Suit işimizi görüyor. Bir tane de bana yapar mısın? Ha, tabii tabii, sana da yapacağım. Oo. Ben bencil bir insan mıyım? Ha? Sen bizi ne sandın? Böyle şey olur mu? Sana da yapacağım tabii ki. Neredeydi? Evet. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bahsettiğim şeyi şöyle bıraktım. Bahsettiğim şeyi bakın arkadaşlar. Sırt çantası burada. Giydiğiniz anda hop düştü. Ama haritadan görebiliyorsunuz. İşte burada. Hemen gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Üzerinize bulunmasında fayda var. Şöyle kullanabileceğiniz bir yerlere, mesela şuraya ya da ne bileyim en başa koyarsanız bir tehlike anında hemen hop gidip basıp halledebilirsiniz. Evet, ne yapacağız şimdi? Evet, bakın bozuluyor arkadaşlar. Şöyle yiyelim. Tadı tıpkı saman gibi dedi. Saman yediriyorsun bana. Ne olur yedirme dedi. Böyle bozuluyor arkadaşlar. Mesela bu pişmemiş böğürtlen olduğu için sarı hale geldiği zaman, yani bozulmaya başladığı zaman tekrar pişirmek suretiyle tekrar taze pişmiş böğürtlen yapıp tazeleştirebiliyorsunuz. Bozulmasını azaltıyor en azından. Evet, yani buzdolabı aslında çok önemli ya. Buzdolabı çok önemli, evet, ama sen at için erken dedin, o yüzden ben de bulaşmadım bu işlere. Hı-hı. Benim mızrağım var. Şeyim de var. Tahta zırhım. Yani çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Zaten kaça vururuz. Kodartırız, bapslatırız. Aynen abi. O zaman zırhımızı yiyelim. Mızrağımızı yiyorsak tamam. Sen alalım. Karnın aç mı şu? Götüreyim mi şunu? Onu sen götür. Ha, mideye indireyim ben şunu. Hop, ağzını sil, ağzını. Ağzını sil. Hop, ağzını da sildi. Bana yazılar geliyor. Memler geliyor. Hadi gidelim. Neredeydi Halil? Hemen sol tarafta. Aa, buradaymış. Oo, büyücü var burada. Bu o çok çok tehlikeli. O büyücü çok tehlikeli. Şu chest'ı şuraya bırakayım. Büyücü sıkıntı bize ya. Şu chest'ı şöyle sen takıl buralarda. Oğlum ayrılma bir yere. Altından dolanıyorum ki burada bak ne var. Yok canım. Deme. Deme onu deme. Evet, arkadaşlar çok. Aa, yok, ya şey yok. Var. Ondan malzeme var. Çalalım şunları. Oraya abi hızlıca gidip çalmam lazım. Tamam, bir sen bir ben. Hop hop. Aa, saldırmadılar. Niye saldırmıyor bunlar? Biraz daha yaklaşmam lazım sanki. Aa, imdat! Tamam. Şaka yaptım. Tamam. Kızma. Aa, çılgın ya. Bunları bir ara papslayalım. Aynen. Bunlar tehlikeli ya. Evet arkadaşlar. Çok değerli iki malzeme bulduk. Oyuna giriş yaptığımızda söylemiştim. Bu teknik malzemelerle, eşyalarla mekanik arkadaşımız, yine karakterlerimizden biri, güçlenebiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 10 canı artıyordu her bir tanesinde. 15 açlığı, ne bileyim 5 kafası falan, o şekilde. Aa, Chester'ım gelmiş, sen mi getirdin? Teşekkür ederim. Ben getirdim. Şimdi hemen buzdolabı yapıyoruz. Ne gerekiyor? Buzdolabı için abi altın. Altınımız var mı? Alçeni engine lazım. Aa, o da mı lazım? Tamam. Onun için ben altını isteklemiştim. Ben tamam. Sana vereyim hemen.
Aynı zamanda bir tane de kalasım var hazırlar. Nefis. Bu çocuğu seviyorum ya. Beyler böyle bir taşlar arkadaşımız. Burada kardeş. Böyle bir arkadaşınız olsun sırtınız yere gelmez. Çok net söyleyeyim. Taşlar da burada. Evet hemen aha kuramadım. Ha kalasını yaptık. Taşlarımızı yapıyoruz. Bunu da şöyle yan yana koyarsanız arkadaşlar. Tohum yiyoruz. Yani. Bildiğin tohum yiyoruz. Yani. Şimdi ne yapıyorduk? Evet. Kalas. Kalas lazım. Kalas için. Tamamdan. Ve buzdolabımız hazır. Buzdolabını böyle ocağın yakınlarına koyarsanız ileride ikinci buzdolabını ikinci ocağı yapacağımız için. Çünkü 3 kişi oynuyoruz ve ben doyuramıyorum bunları. Agob'un gazı gibi yiyorlar, doyuramıyorum. Ne yapayım ya? O yüzden... Abi hemen şeyleri atalım, havuçların çürümesin. Evet evet, havuçlar çürümesin. Hemen arkadaşlar bozuluyor, yine bozuluyor ama bu kutunun içinde en azından şey artıyor yani. Bozulma süresi artıyor. Daha bozulma süresi azalıyor. Artıyor. Bozulma süresi azalıyor. Daha geç azalıyor. Daha geç bozuluyor. Neyse... şeye sardı. Ben devam etmeyeceğim. Bakalım. Neyimiz eksik? Şimdilik. Ağaç, evet ağaç. Şöyle bir güzel bir yer bulsam. Şu haritaya bir bakayım. Burası kapalı, burası kapalı. Aa biz şeyi adacığı düşmüşüz. Güzel olmuş. Adacık? Hı hı. Şöyle baktığım zaman hani etrafımızda pek gidecek bir yer yok. O zaman solucan delikleri. Evet, arkadaşlar. Solucan delikleri. Solucan delikleri arkadaşlar 5 kafa bedeli veriyorsunuz ve sizi hop gidiyor başka bir yere atıyor hemen. Zıplayalım bir tanesinin içinden. Buralarda görmüştüm çünkü. Neden böyle oldu? Neredeydi o ya? Ha şurada. Neyse oraya sonra gidelim ya şimdi. Birazcık malzeme toplayalım. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Kaç kaç. 2 adet spider leg var burada. Nasıl ya? 2 tane örümcek yumurtası var ya. Örümcek yumurtasını nereden buldun sen? Spawn yani. Ha ha ha. Tamam. 2 tane olması çok güzel. Ha yani. Evet o Kaan yoldaş gelsin onu halledeceğiz zaten. Arkadaşlar Kaan bizim nasıl anlatayım size, böyle savaşçı arkadaşımız yani. O inanılmaz derecede böyle şeylerle uğraşmaz o. Hani toplamaymış, sarpmış, zırtmış. Gider nerede böyle güçlü yaratık, nerede böyle abuk subuk şey, gider savaşır sürekli. Ya ölmüyor da ölse bir azar şey yapsa, azar işitse bizden yine şey de yok, ölmüyor da adam. Örümcek başlar da ölüyorsa fakat sonra evet. o da artık şey oldu yani, usta oldu. Örümcek işlerini ona veriyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu o yapıyor yani örümceklerle. Örümceklerden ip, örümcek yani örümcek ağı çok ciddi bir malzeme. Örümcek ağı. Aynı zamanda glent, Türkçesini tam bilmiyorum. Glent çıkıyor onlardan ve tabii ki canavar eti çıkıyor. Onları ileride kullanacağız. Kullanım yerlerini de size göstereceğim. Gitme 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 gitme. Ah gitti. Elimde mızrak olsaydı ikinci kurşunu öldürdüm. Şu buzdolabına bir koyayım. Böğürtlenmeden. Altınları... Bir kutu daha yapayım ben. Ne diyordum en son? Evet, Kaan geldiği zaman o da size örümceklerle nasıl baş edilebileceğini en kısa yoldan gösterecek. Daha önce yapan vardır muhakkak. Ama kendisi ne bir oyun videosu izleyip ne bir
böyle sitelerden okuyup okuyup hiçbir şey yapmış değil. Birden dedi ki abi bunlar nasıl olur? Şöyle yapsak olur mu? Böyle yapsak olur mu? Bu örümcekler başa bela falan derken adam bir taktik buldu. İnanılmaz. Ama demiştim daha önce denk gelmişsinizdir ama mucitlerinden kendisi. Şu ateşin yanında durayım. 13 kafa sağlığım düşmüş. O da olsun. Arkadaşlar bugün sabah olduğunda videoyu durduracağım ve bir sonraki bölümde daha farklı şeylerle artık şu sıkıntı rutin şeyleri atlatıp değişik şeyler yapmaya yöneleceğiz. Şimdilik hoşça kalın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sizlere yardımcı olabildiysek ne mutlu. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.